Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Muhammed Suresi ve bu surenin 1-11. ayetler arasını değerlendireceğiz. Malum sureler genelde o sure içinde geçen bir kelimeden adını alıyor. Ve bu surede de 2. ayette Muhammed ismi geçmekte ve sure adını oradan almakta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed ismiyle müsemma ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde ya doğrudan ismiyle veya doğrudan ona bir işaretle bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferu ve saddu an sebilillah, inkar eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, onlar var ya, dalle a'maluhum, Allah onların amellerini boşa çıkardı. Yani inkar eden ve öte yandan Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan kimseler var. Gerek Peygamberimiz döneminde, gerek sonraki ve önceki dönemlerde Allah onların çalışmalarını, gayretlerini boşa çıkardı. Vellezine amenu ve amilus salihat, iman eden, salih amel işleyenler, ve amenu bima unzile ala Muhammed, ve Muhammed'e indirilene iman edenler, ve huvel hakku min rabbihim, ki o Rablerinden bir haktır. Rablerinden hak olduğunu bilerek Muhammed'e aleyhissalatü vesselam iman edenler, keffer anhum seyyiatihim, Allah onların seyyiyelerini, günahlarını örttü, ve aslaha balehum, ve onların hallerini ıslah etti ve onları düzeltti. Burada birbirine mukabil olarak durumlar nazara veriliyor. Bir tarafta inkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar var. Öte yandan iman edip salih amel işleyen ve Hazreti Peygamber'e inananlar var. Bunların durumları elbette birbirinden farklı. Zalike, bunun sebebi şu: Bi'ennellezine keferu ittebe'ul batıl, çünkü o inkar edenler, kafirler batıla tabi oldular. Ve ennellezine amenu ittebe'ul hakka min rabbihim, ehli iman olan, inanmış olan kimseler ise Rablerinden hakka iman ettiler. Ona tabi oldular. Yani bir tarafta ehli küfür var. Ehli küfür batıla, yalan yanlış şeylere tabi oldular. Ehli iman olanlar ise Rablerinden gelen hakka uydular, tabi oldular. Kezalike yadribullahu linnas emsalahum. İşte Allah insanlara bu şekilde misaller getirir. Yani ehli imanın durumunu, ehli küfrün durumunu bu gibi örneklerle Allah anlatır. Fe izâ lagîtumul lezîne keferû, o inkar edenlerle savaşta karşılaştığınızda, fedarber rigab, onların boyunlarını vurun. Bu savaş haliyle alakalı ayetlerden birisi. Ve malum Bedir Savaşı gibi, Hendek Savaşı gibi, Uhud Savaşı gibi Peygamberimiz döneminde bazı savaşlar oldu. Ve o zamanın savaşları okla, kılıçla, mızrakla, genelde de kılıç daha ön planda olduğundan boyun vurmak, öldürmek anlamında kullanılan bir ifade. Hatta izâ ethantumuhum, onları mağlup ettiğinizde, onlara tam galip geldiğinizde, feşuddül vesâk, o zaman onları sıkı sıkı bağlayın. Yani savaşta bir galibiyet elde ettiğinizde geride kalan, yakalamış olduklarınızı sağlam bir şekilde bağlayın. Feimmâ mennem ba'du ve imma fidâ'e, o esir olarak aldıklarınız ise artık ya meccanen serbest bırakılır veya bir fidye karşılığı serbest bırakılır. Hatta tedal harbu evzaraha, harp ağırlıklarını bırakıncaya kadar bu böyledir. Değerli izleyenlerim, burada savaş hükümleriyle alakalı bazı durumlar bize anlatıldı. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi, öte yandan Enfal suresi, Ahzab suresi gibi surelerde, Bakara suresi gibi surelerde savaşla alakalı
epey hükümler yer alıyor. Bu da hayatın bir realitesi. Aslında savaş istenilen bir şey değildir. Hoş bir şey de değildir. Ama bazı durumlarda artık savaş kaçınılmaz oluyor. Böyle bir durumda ya diğer taraf sizi öldürecek veya siz onları öldüreceksiniz. Ayet-i Kerime onlarla savaşta karşılaştığınızda onların boyunlarını vurun demek suretiyle böyle bir vur emri veriyor. Ama ifade etmeye çalıştığımız gibi bu savaşla alakalı olan bir durumdur. Savaş halinde savaşın gereği olan bir durumdur. Ve bir galibiyet elde edildiğinde artık yapılması gereken diğerlerini kılıçtan geçirmek değil, yakalanmış olduklarını esir almaktır. Ve bu esir alınanlar da ya meccanen serbest bırakılır veya bir fidye karşılığı serbest bırakılır. Malum Bedir Harbi'nde 70 tane müşrik öldürülmüş, 70 tanesi de esir alınmıştı. Ve bu esir alınanlardan fidye talep edildi. Ve fidye veremeyecek durumda olanlardan okuma yazma bilenler varsa 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında bunlar yine serbest bırakıldı. Mazeret beyan edip ödeyecek hiçbir şey olmadığını beyan edenlerden serbest bırakılanlar da oldu. Savaş olduğu zaman o savaşta ölenlerin olması, o savaşta esir edilenlerin olması adeta savaşın bir zorunlu sonucudur. Savaş varsa bu gibi neticeler de vardır. Acaba esir aldıktan sonra esirleri öldürmek var mı? Ayet-i Kerime'de iki duruma dikkat çekiliyor. Ya meccanen serbest bırakılır veya bir fidye karşılığı serbest bırakılır. Burada öldürme ciheti nazara verilmiyor. Ancak bazı alimler tabii günün şartları, savaşın gidiş seyri açısından değişik durumlar olabilir. Ve o günün şartları çerçevesinde bu ayrıca değerlendirilir diyenler de olmuş. Yani bu gibi meselelerde tek bir hüküm yerine şartlara göre, duruma göre hükümler değişebilmekte. وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Şayet Allah dilerse onlardan intikam alırdı. Yani size hiç lüzum olmadan Allah o kafirleri doğrudan helak ederdi. Allah'ın gücü buna yeter mi? Yeter. Ama Allah-u Teala müminleri bu şekilde bir imtihana tabi tutuyor. Ta ki müminlerin de dereceleri ortaya çıksın diye. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدٍ Lakin Allah sizi birbirinizle denemek istiyor. Yani durumlarınızın ortaya çıkmasını istiyor. Çünkü savaş gibi böyle heyecanlı olaylar, mühayyiç hadiseler gerçekten de insanların karakterlerinin ortaya çıktığı, kalitesinin veya kalitesizliğinin ortaya çıktığı durumlardır. Böyle durumlarda iman edenlerin derecesi çok net şekilde ortaya çıkar. Korkanların durumu ortaya çıkar. Münafıkların durumu ortaya çıkar. Ve böylece savaş gibi olaylar önemli bir ayıraç olur. Ve o ayıraç ile insanların durumu netleşir. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde Tebük seferi münasebetiyle meydana gelen olayları bize anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 30 bin kişiyle ve kendisinin hayatında en kalabalık bir orduyla yapmış olduğu bir seferdir bu. Ve Bizans'a karşı bu sefer yapılmıştır. Doğrudan savaş olmamıştır. Ama bu bir aylık süre içerisinde gerçekten çok dehşetli olaylar yaşanmıştır. Ve insanların dereceleri ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde bunlar anlatılırken ve minhum ve minhum onların bir kısmı şöyle bir kısmı böyle demek suretiyle bu olay münasebetiyle insanların çok farklı gruplarda ortaya çıktıkları bize anlatılıyor. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda katledilenler, öldürülenler var ya فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ Allah onların amellerini boşa çıkarmayacak. İnsanın en önemli cevheri ruhudur, canıdır. Ve yeri geldiğinde Allah yolunda bu canı feda etmek bir Müslümanın görevidir. İşte savaş esnasında elbette ölenler de var. Müslümanlardan ölenler de oluyor.
ve bu ölenler şehitlik mertebesini elde ediyorlar. Ve şehitlik mertebesini elde eden bir insan gerçekten üst bir dereceyi elde ediyor. Velayet makamlarından bir makama ulaşıyor ve ölümün acısını tatmadan başka nezih bir hayata geçiş yapıyor. İşte Allah canını kendisi yolunda feda edenlerin amellerini zayi etmeyecektir. Onların mükafatını verecektir. Seyyehdihim, Allah onlara hidayet edecek, yani yol gösterecektir. Ve yuslihu bâlehum, ve onların halini ıslah edecek, düzeltecektir. Ve yudhiluhum el cenne arrafeha lehum, onlara tarif etmiş olduğu cennete onları dahil edecektir. Burada tarif etmiş olduğu cennet derken Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde cenneti bize anlatıyor. Bu sure içerisinde de diğer sayfada cennet bazı özellikleriyle bize yine anlatılıyor. Dolayısıyla her ne kadar cenneti görmedikse de Kur'an-ı Kerim'den okuduklarımızla, Peygamber Efendimiz'in tavsifleriyle cennet hakkında az çok bir bilgimiz oluyor. Zihnimizde cennet denildiğinde bir mana teşekkül ediyor. İşte Allah yolunda şehit olan kimseler evvelinde cennetle alakalı az çok bir ön bilgiye sahipler. Tanımış oldukları, bilmiş oldukları o cennete Allah onları dahil edecek, cennetine alacak. Bir de buradaki arrafeha lahum, buradaki arrafe kelimesi aynı zamanda koku manasına da gelebiliyor. Yani onlar cennetin kokusunu duyacaklar. Daha böyle öldüklerinde, şehadet makamını elde ettiklerinde cennetin kokusu kendilerine duyurulacak. Böyle bir manada nazara verilmekte. Öte yandan cennete alındığında görevli olan melek, ona teşrifatçı olan melek, işte şurası şöyle, burası böyle diye cenneti ona anlatacak. En nihayette de onun makamı neresiyse onu oraya kadar teslim edecek. Daha sonra kendisi oradan ayrılacak. Ve diğer alemde cennete giden kimselere herkese dünya genişliğinde bir cennet var. Ve bu şekilde meleğin rehberliğinde kendi cennetini de tanımış olacak. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in tensurullaha yansurkum, siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Allah'a yardımdan murat Allah'ın dinine yardımdır. Yoksa insanlar Allah'a doğrudan yardım edecek değiller. Siz Allah'a yardım ederseniz demek Allah'ın dinine yardım ederseniz manasına geliyor. İşte siz Allah'ın dinine yardım ettiğinizde Allah size yardım eder. Ve yusebbit akdamekum, ayaklarınıza sebat verir. Yani şu dünya hayatında ayaklarınız sarsılmaz. Bir takım günahlar karşısında ayağınız sürçmez. Çünkü her ne kadar insanlar peygamberin getirdiği esaslarla haramı helali bilse de günahlarında bir cazibesi var. Bundan dolayı pek çok Müslüman günahlar karşısında ayağı kayabiliyor, ayağı sarsılabiliyor. İşte eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, dini hizmetlerle, İslami hizmetlerle meşgul olursanız artık şeytan sizin ayağınızı kaydıramaz. Kaygan zeminlerde, günahlarla dolu olan yerlerde bulunsanız bile Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı halde ateşte yanmaması gibi o fitne ateşleri arasında yanmadan yolunuza devam edersiniz. Ahir zamanın o pislikleri içerisinde o pisliklere bulaşmadan, bulanmadan tertemiz bir şekilde hayatınızı devam ettirirsiniz. Bu gibi manalara ayet-i kerime dikkat çekiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ, İnkar edenlere gelince onlar helak olsunlar. تَعْسَلْ لَهُمْ, onlar için helak olsun gibi bir manayı ifade ediyor. Bir beddua ifadesi. وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ, ve Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Ve onlar şu dünya hayatında peygamberin davasını iptal etmek, Müslümanlara zarar vermek gibi ne kadar gayretleri olmuşsa bunlar boşa gitmiştir, kendi aleyhlerine dönmüştür. Hatta peygamberi
yurdundan çıkarmak veya yakalamak, hapsetmek veya öldürmek gibi niyetlerle planlar kurarlarken kendi kurdukları bu planlar aleyhlerine dönmüş ve kendi kazdıkları kuyulara kendileri düşmüşlerdir. Zalike biennahum, yani bu şu sebeple onların amelleri niye boşa çıkacak? Çünkü onlar kerihu ma enzelallah, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadılar. Allah'ın indirdiği hükümler normalde fıtratı selimenin, bozulmamış fıtratın hoşlanacağı şeylerdir. Ama nefsin hoşuna gitmez. Mesela ibadet etmek nefsin hoşuna gitmez ama insan vicdanıyla baş başa kaldığında bize bu kadar nimetler veren zata ibadet etmek gerektiğini onun vicdanı söyleyecektir. Bunlar nefisleriyle yola çıktıklarından, nefislerine göre hareket ettiklerinden Allah'ın indirdiği hükümler bunların hoşuna gitmez. Mesela rüşveti Allah haram kılmış. Halbuki nefsin hoşuna gidiyor. Kadın erkek beraberliğinde belli ölçüler getirmiş. Nefis bu konuda sınır tanımak istemiyor. Öte yandan ibadet etmeyi Allah emrediyor. Nefis ibadetten kaçınmak istiyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de indirilen hükümler müşriklerin, kafirlerin, dinden nasibi olmayan kimselerin hoşuna gitmiyor. İşte onların amellerinin boşa gitmesi Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarındandır. فَاَحْبَتَ اَعْمَالَهُمْ, Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ, onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ta ki kendilerinden öncekilerin akıbeti ne olduğuna nazar etsinler, baksınlar. Yani bu gidişatları nereye? İşte evveline baksınlar, tarih aynasına baksınlar. Kendileri gibi nefsin peşinde gidenlerin akıbeti ne olduğu ortadadır. Nuh kavmi, Lut kavmi, Hud kavmi gibi onların kavimlerinin akıbetine baksınlar ve oradan bir ders alsınlar. Demmerallahu aleyhim, Allah onları yerle bir etti, helak etti. Velil kafirine emsaluha, kafirler için de bunun emsali vardır. Yani bunlara nasıl ki tarihteki emsallerine bu şekilde helak emri geldi, helak edildiler. Günümüzdeki kafirler için de benzeri vardır. Zalike biennallah mevlellezine amenu. Bunun sebebi şu: çünkü Allah iman edenlerin mevlasıdır. Ve ennel kafirine la mevla lehum, kafirlere gelince onların mevlası yoktur. Buradaki mevla, yani Allah hepimizin mevlasıdır. Ama yardım eden anlamında. Allah kafirlerin bu noktada mevlası değildir. Onların mevlası olmayışı, yani onlara yardım etmez. Bilakis onları azap etmeyi murad ettiğinde onları helak eder. Cenab-ı Hak iman ve istikamet üzere yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.